Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buğdaylı ayran aşı çorbası tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifim için 2,5 su bardağı kadar buğdayı bir gece öncesinden güzelce yıkayıp ılık suda beklettim. Buğdaylar gördüğünüz gibi bir miktar şiştiler. Pişirmek için derince bir tencerenin içerisine buğdayı alıyorum. Üzerine hafif su basacak şekilde, neredeyse yarım parmak şekilde geçecek şekilde normal soğuk su ilave ediyorum. Çorbanızı ek ilave olarak nohutlu seviyorsanız ayrı bir tencerede bir su bardağı kadar nohutu da haşlayabilirsiniz. Su ilave ettikten sonra tenceremi ocağa alıyorum. Ocakta kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynamaya başladıktan sonra yarım saat kadar da kısık ateşte buğdaylar şişene kadar pişiriyorum. Yarım saat bu şekilde pişirdikten sonra kıvamını sizler de görüyorsunuz. Bu şekilde kıvamını aldıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Ve suyunun çekmesi için bu şekilde ağzı kapalı bir şekilde bekletiyorum. Suyun bir kısmını da çektikten sonra artık buğdaylarımın soğuması için kenara alıyorum. Eğer sizler buğdaylarınızı biraz daha diri seviyorsanız su miktarını da azaltabilirsiniz. Son bekleme işlemi olarak da gerçekleştirdiğim kaynama aşamasını da yapmayabilirsiniz. Çorbanın buğdayını bu şekilde hazırladım. Siz yumuşak seviyorsanız benim yaptığım gibi hazırlayabilirsiniz. Biraz daha diri seviyorsanız su miktarını dediğim gibi biraz azaltabilirsiniz. Ve şimdi de buğday ve yoğurdu birbirine karıştıracağım. 250 gram ev yoğurdunun içerisine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Yoğurdunuz eğer cıvıksa bir miktar süzme yoğurt da ilave edebilirsiniz. Tuzumu ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla yoğurt pürüzsüz bir kıvama gelene kadar bu şekilde çırpıyorum. Yoğurdunuz ilerleyen dakikalarda buğdayla birleşince kıvam alacağı için öncelikle yarım su bardağı kadar soğuk su ilave ediyorum. Bu şekilde de karıştırdıktan sonra artık buğdaylarımı yoğurdun içerisine ilave ediyorum. Çorbamı bu şekilde hazırlarken beni tam da buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Buğdayı da yoğurdun içerisine ilave ettikten sonra bir süre bu şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet yoğunlaştı. Tekrardan yarım su bardağı kadar su ilavesinde bulundum. Sizler damak zevkinize göre dilerseniz su ilavesinde bulunmaya da bilirsiniz. Çorbam artık hazır. Kıvamı bu şekilde olacak. Dilerseniz içerisine haşlanmış nohut da ilave edebilirsiniz. O şekilde de gerçekten çok lezzetli oluyor. Ana yemeklerinizin yanına hazırlayabileceğiniz gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir çorba tarifi hazırladım bugün sizlere. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. İçerisine ekleyeceğiniz birkaç dal dereotu da gerçekten çok farklı bir lezzet katacaktır çorbanıza. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler çorbamın güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.